Batı Karadeniz bölgesinin Tek Türk Sat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir dedi. İçinde sürüklendiğimiz bu girdaptan ancak iyiliği büyüterek, merhameti yücelterek, yardımlaşmayı artırarak, iyiliğin kanatlarına daha sıkı tutunarak çıkabiliriz. İyilik ve ihsanı sadece vicdan barometremiz yükselince başvurduğumuz bir davranıştan ziyade hayatımızın merkezine oturtmak, sürekli kılmak, sürdürülebilir kılmak mecburiyetindeyiz. Bunu başardığımızda hem vicdanımızın, hem hayatımızın, hem de dünyanın daha huzurlu bir yer haline geldiğini göreceğimize inanıyorum. Çevremizde yaşanan trajediler, istiklalimiz, istikbalimiz, vatanımız, devletimiz başta olmak üzere elimizdekilerin kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerektiğine işaret ediyor. Veren elin alan elden üstün olduğunu asla aklımızdan çıkarmadan tüm mazlumlara, mağdurlara, gariplere kapımızı, gönlümüzü açık tutmayı sürdüreceğiz. Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metod olarak çok iyi biliriz. Ve ben sevgili milletime sesleniyorum. Sıkıntılarınız olabilir. Zaman zaman yük de olabilir. Unutmayın. Bunun ecri çok büyüktür. Bu ecri hiçbir zaman bir kenara koymayın. Biz her zaman düşmüşün yanında olduk. Bunlar nereden geliyor? Kendilerini öldürmek isteyen katillerden kaçarak geliyorlar. Sığınılacak tek yer var diyorlar. Türkiye. Ve bize geliyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum, az kaldı, merak etmeyin, tüm haklarınızı alacaksınız dedi. Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ne kadar özverili çalıştıklarını hepimiz tanık olduk. Ailelerini göremediler. Yakınlarını göremediler. Camın arkasından çocuklarıyla, küçücük çocuklarıyla vedalaşmaya çalıştılar, kucaklaşmaya çalıştılar. Ve onların zaten yılda bir kez bir tıp bayramı var. Öyle bir sürecin içine girdik ki, ya tıp bayramında doktorlar gidip Atatürk heykeline çelenk bırakacaklar. Bu kadar basit bir şey. Ve yıllarını tıp dünyasına vermiş, yıllarını insanların sağlığı için harcamış olan o insanlar gittiler, bir çelenk bırakacaklar. Bayramlarını kutlayacaklar. Ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi. Bu konu gündeme geldiğinde doktorların talepleri, sağlık çalışanlarının talepleri gündeme geldiğinde, çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde, açık konuşuyorum, varsın
Giderlerse gitsinler diye açıklama yaptım. Buradan söylüyorum. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı burada kalacak. Ülkelerinde kalacak. Hastalara bakacaklar. Bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum. Az kaldı, merak etmeyin. Bütün haklarınızı alacaksınız. 10 maddelik bildirinizi de gayet iyi biliyorum. Size verilen sözlerin tutulmadığını da biliyorum. Hepsini biliyorum. Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin. Burada kalacaksınız. Beraber biz göndereceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz için ne dedik? Davullar zurnayla göndereceğiz. Kendi iradeleriyle göndereceğiz. Ama bu beyefendiyi halkın iradesiyle göndereceğiz. Milletin iradesiyle göndereceğiz. Davulla zurnayla göndereceğiz. Herkes görecek. Bütün dünya bunun tanığı olacak. Değerli arkadaşlarım, pandemi deyince infaz koruma memurları bir mesaj atmışlar. Diyorlar ki, ya pandemi oldu. Biz yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs bulaşmasın diye cezaevlerinde yatıp kalkıyoruz. Ya biz güvenlik görevlisiyiz ama güvenlik görevlilerinin sahip oldukları haklara sahip olamıyoruz. Acaba bizim derdimizi de dillendirir misiniz? İnfaz koruma memuru arkadaşlarıma söylüyorum. Doğru, güvenlik görevlisi pozisyondasınız. Bulunduğunuz mekanın, bulunduğunuz alanın güvenliğini sağlıyorsunuz. Hiç siz de endişelenmeyin. Az kaldı. Bey'i göndereceğiz. Beraber Türkiye'nin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Bundan hiç kimse endişe etmesin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, girişleri olsun da gelişleri olmasın dedi. Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemlerde vatandaşlarımızı korkuya sevk eden, endişeleri körükleyen, Türkiye'nin sağlık kurumlarını sağlıktaki göz kamaştırıcı politikaları tartışmaya açan küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. Türk Tabipler Birliği'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı nifak yuvası olarak her tertibe, her yalana, her iftiraya sarıldığı alani bir gerçek olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminlerini çiğneyen, hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Bilmiyorlar ki kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Türk Tabipler Birliği'ne bakarsak Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. İstediler ki dünya çapında isminden gururla bahsettiren, onlarca ülkenin yardımına koşan, mazlumlara elini uzatan Türkiye Covid'e teslim olsun, boyun eğsin, ortaya çıkacak kaos şartları yeni bir siyasi denklemi tetiklesin. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa, o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında yine de giden olursa keyifleri bilir. Biz de aynen Hazreti Mevlana gibi sesleniriz. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Der geçer gideriz. Önümüze ve milli ömürlerin muhafazasına bakarız. Tereddüt göstermeyiz, telaşa kapılmayız.
hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti kınıyor, onlara yapılan her saldırının hepimize yapıldığına inanıyorum. Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın, 802 kazanım diye toparladıkları tüm kazanımların altında Memur Sen'in imzasının bulunduğunu belirterek bunu hiçbir zaman azımsamamalı ve küçümsememeliyiz ama yeterli de görmemeliyiz dedi. Yalçın, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda düzenlenen Memur Sen İl Divan toplantısında yaptığı konuşmada toplu sözleşme ve grev hakkının dünyanın her yerinde emek ve sendikanın olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Dünyanın her yerinde emek hareketinden bahsediyorsanız, sendikadan bahsediyorsanız iki tane şey olmazsa olmazdır ve birbirinin mütemimidir. Bunlar olacak sendika diyorsanız. Birisi toplu sözleşme hakkı, bir diğeri grev hakkı. Bu açıdan toplu sözleşme hakkı Türkiye'de memur sendikacılığı memur sen sayesinde almıştır. Ama grev hakkı konusunda mücadelemiz sürüyor. Bunu da elinde sonunda yine birlikte örgütlülüğümüzle ve kararlılığımızla başaracağız. Toplu sözleşme hakkını aldıktan sonra yaptığımız toplu sözleşmelerin ikisinde mutabakat sağlayamadık. Dördünde mutabakat sağlayarak altı toplu sözleşme ilan ettik. Bu toplu sözleşmelerde birçok kazanımın altına imza attı. Sadece toplu sözleşme marifetiyle 350 kazanıma imza atmış bir konfederasyon olarak. 11 hizmet konulu 350 kazanımın yanına kamu personel danışma kurulu, kurum idari kurulu ve hukuk kazanımlarıyla genele şamilaştığımız yolla ve demokratikleşme anlamında verdiğimiz diplomatik ve örgütlü mücadeleyle 802 kazanımın altına imza atmış ve memur sendikacılığının ne aldı, memur sendikacılığı ne başardı diye yapılacak tüm araştırmaların kaynağını oluşturacak skalayı memur sen oluşturmuştur. Bu açıdan 802 kazanım diye toparladığımız tüm kazanımların altında memur senin yeri var, teri var ve imzası var. Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Nihat Yılmaz, Ankara'ya sevkleri azaltmaları gerektiğini, burada da en önemli ihtiyacın onkoloji ile ilgili olduğu gözüküyor diye konuştu. Yani pandemi tam bitmedi. Hala 4 yoğun bakımımız şeydi. Yani Covid'de devam ediyor. Bir ameliyathanemiz hala Covid'le alakalı meşgul durumda. 3 servisimiz hala Covid ile ilgili meşgul durumda. Tabii bunlar bittikten sonra ilk önce bir kere halkımızın yani poliklinik muayene ameliyat ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Karşılıyoruz ama yani istek daha da fazla. Bunları inşallah daha da iyi karşılamaya gayret ediyoruz. Daha sonrasında aslında Karabük'te yani 3. basamak hizmeti vermeye çalışıyoruz. Çünkü normal bir 2. basamak değil. 3. basamak dediğimiz şunlar. Yani Ankara ya da İstanbul'da hastamızı sevk ettirecek yani Ankara İstanbul'a ihtiyaç duyduracak branşlarda güçlenmek ve bunların tedavilerini ve bunların tetkiklerini, ameliyatlarını, işte yoğun bakım ihtiyaçlarını burada karşılamak. Bununla ilgili de yani doktorlarımız yeterince var ama işte inşallah mesela onkoloji ile ilgili çalışmalarımız var. PET CT ile ilgili çalışmalarımız var. İnşallah onları tamamlayacağız. Yeni bir acil inşallah bir planı var. İhalesi devam eden. Onu genişleteceğiz inşallah. Yani dedim 3. basamakla ilgili hizmetleri vermeye çalışacağız. Ayrıca dediğimiz gibi bizim üniversitede tıp fakültesi öğrencileri var. İlk defa pandemiden dolayı ders yani yüz yüze ders veremediğimiz öğrenciler şu anda aynı anda biz onlara da ders veriyoruz. Yani pandemiden dolayı. Yani şu anda tabii stajlarına göre değişiyor. 4. sınıflar aslında burada olması lazım. 4. sınıflar şu anda tıp fakültesi binasında yani üniversitenin kampüsünde verdiriyoruz. Ama şimdi gelecek sene itibariyle onların sayıları da arttığı zaman yani 300, 400, 600 lira falan çıkacak. Bir de ciddi ciddi bir sayı yani bunlar da bizim için bir mükelleflik, yükümlülük yani. Onları sonuçta bir şekilde iyi eğitimlerini verdirmek istiyoruz. Onlarla ilgili derslikler, onlarla ilgili morfoloji binası, laboratuvarlar kurmamız gerekiyor. İşte bundan sonrasında bizim amacımız yani 3. basamak hizmeti verebilmek. Yani normal 2. basamak hastane değil de 3. basamak hastane. Yani olmayan, yapılmayan ameliyatlar. Kanser vakalarının ameliyatları, kanser vakalarının işte yoğun bakımlarda bakılması. Mesela çocuk yoğun bakım şimdi kuruyoruz, kurduk yani. Yeni doğan yoğun bakımımız var. Buradan dışarı gidecek. Buradan yani sonuçta diyorum ki sonuçta bizim amacımız şu olmalı. Yani 3. basamaktan beklentimiz şu olması lazım. Ankara'ya sevkleri
azaltmamız lazım. Ankara ihtiyacını kaldırmamız gerekiyor. Burada da en büyük ihtiyaç şu anda onkolojiyle ilgili gözüküyor. Tabii onkolojiyle ilgili bayağı bir gayret sarf ettik. Tabii pandemiden dolayı bazen elimiz kolumuz bağlandı. Şu anda o bitiyor inşallah. Yani bununla ilgili dedim ya, PET CT dediğimiz böyle kanser tanı tedavisinde özellikle işe yarayan bir ihalemiz var. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İhalesi yapılmak üzere. Daha sonrasında da onkoloji binası, onkolojiyle ilgili şeyler yapılır. Bunun üzerine de tabii onkolojik cerrahi vakalar şimdi yapılmıyor. Bunların da tedavisini, ameliyatlarını da yapmaya başlayacağız. Bu konuda da doktorlarımız gelişecek ve özellikle dedim ya, derslikler konusunda, üniversite öğrencilerine de verdiğimiz derslikler konusunda bizim önümüzde bayağı bir işimiz var diye düşünüyorum inşallah. Hayırlısı onları da halledeceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doktor Taylan Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, hastanemize çok kısa sürede statü atlattık. Son 1,5 yılda bölge hastanesi statüsüne yükselttik dedi. Hastane bizde çok hızlı bir şekilde statü atlattık. Ağız Diş Sağlığı Merkezi iken 2019'da Ağız Diş Sağlığı Hastanesi haline geldi. Sonra Sağlık Bakanımızın tensipleriyle biz buraya atandık başhekim olarak. 2020 Kasım'da Ağız Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi statüsüne yükselttik burayı. Bu statüde Türkiye'de 4 tane diş hastanesi var. Bursa, biz, Ankara'da Yıldırım Beyazıt ve Erzincan Mineli Yıldırım Üniversitesi ile Bakanlığın Entegre Hastanesi. Diş hizmeti olarak eğitim araştırma hastanesi dediğim gibi 4 hastaneden bir tanesi. Eğitim araştırma hastanesi olmanın yanında biz son yaklaşık 1-1,5 yılda bölge hastanesi statüsüne de yükseldik. Aynı zamanda bakanlığın sağlık hizmetleri sunumunda referans hastanelerinden bir tanesiyiz. Dişle ilgili herhangi bir sahada entegre bir işlem yapılacağında ilk başlarda bizde başlayıp görüş alıp ona göre de tüm Türkiye'de yayılımı gösteren hastanelerden bir tanesiyiz. Bunu tabii hep beraber hem yönetim hem hekim kadrosu hem ilim bütün dinamikleri sizler, bizler, tüm halk sayesinde biz başardık, bu hale getirdik. Şu an günlük poliklinik sayımız bir diş hastanesi için çok yüksek rakamlarda, yaklaşık 1000'e yakın bir poliklinik sayımız var günlük. 248 bin nüfusu olan bir ilde günlük yaklaşık 1000'e yakın bir poliklinik, çok yüksek bir poliklinik. Bunun yanında eskiden 3. basamak hizmetler yapılmıyordu ama üniversiteyle biz burayı entegre etmemizle beraber 3. basamak tedavi işlemleri de yapılıyor. Osman Bey'in de bahsettiği gibi hatta burada ilk açılışı kendim yaptım. Büyük bir çene kisti ameliyatıyla ilk defa yapıldı Karabük'te. Bu da hastanın yapılmasının yanında bize en çok onur duyduran şeylerden bir tanesi hastanın İstanbul'dan bize sevk edilmesiydi. Yani metropolden, eskiden dediğiniz gibi buradan metropole gidilirken artık metropolden buraya geliyor. Hatta sabahleyin doktor öğretim üyesi bir arkadaşımla, genel anestezide tedavi hizmetlerini sürdüren bir doktor öğretim üyesi arkadaşımla muhabbet ederken bugünkü genel anestezi hastasının bir tanesinin İzmir'den geldiğini söyledi. Ve İzmir'den dahi şu an buraya bir genel anestezi için sevk alıyor olmak hakikaten büyük bir başarı, bence bir öyküsü. O bölgelerde hala daha bu hizmet tam olarak yapılamıyor. Batı Karadeniz bölgesinde şu an genel anestezi altında hizmet veren, gerek engelli vatandaşlarımıza, gerek kooperasyon problemi olan çocuk hastalığının rutin diş tedavileri, gerekse büyük çene cerrahisi ameliyatlarını yapan tek merkeziz şu an genel anestezi altında. Bu Batı Karadeniz içerisinde. Biz bunlarla beraber 3. basamak hizmetlerini öğretim üyeleriyle beraber yapıyoruz. Elimizden geldiği imkanlarla buradan hastaları sevk etmemeye gayret ediyoruz büyük şehirlere. Ama tabii ki bu sevki sıfır anlamında demiyoruz. Bazı nitelikli ihtiyaçlı olanlar büyük merkezlere, Türkiye'deki sayılı birkaç merkezlere sevk ediliyor. Ama sonuçta Karabük hem yaş olarak orta yaş bir geriatrik popülasyon, hem de sizler daha iyi bilirsiniz ve takdir edersiniz, ekonomik olarak da orta düzeyde bir halk. O yüzden bizim kendi vatandaşlarımızı dışarıya göndermemek, hem ana illerdeki sıkıntıyı engelliyoruz, hasta yığılımını, hem de vatandaşlarımızın, halkımızın Karabük gibi bir yerde hizmet alarak Karabük'ü sağlık sektöründe de ön plana çıkartmayı hedefliyoruz. Bu konuda da istikrarımız devam edecek. Çalışmalarımız farklı kulvarlarla da devam ediyor. Birkaç projemiz daha var. Eğer entegre edebilirsek o da Türkiye'deki ilklerden olacak. Türkiye'deki yine ilkleri Karabük'te inşa ederek biz kendi yönetim misyonumuza devam etmek istiyoruz. Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erkan Andaç, hastanenin yanında bulunan boş arsayı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kazandırdıklarını belirtti. Andaç, amaçlarının hastaneyi üst grup hastane haline getirip doktor çeşitliliğini artırmak olduğunu belirtti. Şimdi yandaki boş arsayı hastanemize kazandırmış durumdayız. Bir hayırsever vatandaş tarafından oraya ek bina inşaatına inşallah başlayacağız. Amacımız hastaneyi bir üst grup hastane haline getirip doktor çeşitliliğini, hizmetin kalitesini arttırabilmek, bir doğum salonu açabilmek, Safranbolu'da doğan insanların nüfus cüzdanlarına Safranbolu yazsın istiyoruz.
Bu yıl yapacaklarımız arasında biliyorsunuz geçen yıl yakın bir zaman önce biz HİMS-6 dijital hastane olduk. HİMS-6 sertifikası aldık. Yani kağıtsız hastane, hasta güvenliği üst düzeyde olan hastane, fatura kaçağı ve ilaç zayiatı minimale indirilmiş hastane, kağıt israfı olmayan yeşil hastane amaçladığımız için HİMS-6 sertifikasını aldık. Şu anda yazılım sistemi değiştiği için onun kurulumuyla meşgulüz. Bu seneki hedeflerimiz arasında HİMS-6'yı çalışır duruma getirmek, hastanenin çatısını yenilemek, dış cephe boyasını yapmak, hastane içindeki bütün tuvalet ve lavaboları değiştirmek var. İnşallah başarırız hepsini. Şu anda da bahçemizdeki eksiklikleri tamamlamakla meşgulüz. Fidan dikimi olaylarımız var. Tam kırtasiye olayları bittikten sonra çok hızlı bir şekilde başlanacak. Yani bu konuda emeğe geçen siyasetçilerimize ve Sayın Kaymakamımıza da ayrıca çok teşekkür ederim. Çok titizlikle takip ettiler olayı. İnşallah güzel şeyler olacak Safranbolu'da. Biz Safranbolu Devlet Hastanesi'nin tüm Türkiye'de adı bilinen bir hastane haline getirmeye uğraşıyoruz. İnşallah başaracağız bunu. Çok uzakta değil bizim için bu hedef. Bir iki doktor eksiğimiz var. Onun da kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyorum. Bir kardiyoloji ve göğüs doktoruna ihtiyacımız var. Yoğun bakımda yatan hastalarımız ve ameliyat olacak hastalarımız için bunlar biraz kritik branşlar. Bugünlerde onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu doktorların da yakın zamanda kazandırılacağına hastanemize eminim. Özel Medikal Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Coşkun, hastanemiz sadece Batı Karadeniz'e değil tüm Türkiye'ye hizmet veren kurum haline geldi dedi. Hastanemiz artık neredeyse 10 yılı geride bıraktı Medikal Hastanesi. Karabük'te Batı Karadeniz'in sağlık üssü sloganıyla yola çıktı ama çok şükür ki artık sadece Batı Karadeniz'e değil, tüm Türkiye'ye seslenen, tüm Türkiye'ye hizmet veren bir kurum haline geldi. Yani şöyle ki 1,5 milyondan fazla hastamıza şifa oldu bu süreçte. 35 binden fazla insanımıza kalp anjiyosu yapıldı. Bu yapılan anjiyolardan sonrasında 3500'den fazla açık kalp cerrahisi yapıldı kurumumuzda. Yine 15 binden fazla bebeğimiz dünyaya geldi. Yani çok ciddi sayılar, çok ciddi tabii ki bu sayılar sadece bir sayı ifade etmiyor, çok ciddi bir tecrübeyi de artık ifade ediyor. Kurumumuz 430 çalışanıyla aynı zamanda Samsun'dan İstanbul'a kadar 23 bin metrekare kapı alanıyla 430 çalışanıyla az önce bahsettiğim rakamlarıyla bu Samsun-İstanbul hattındaki en büyük özel hastane, sadece büyük değil, aynı zamanda tecrübeli, başarılı özel hastane. Bu tabii ki Karabük'ün başarısıdır. Burası öncelikle Karabük'ün hastanesidir. Nasıl ki Karabük'te bir Kardemir'imiz varsa, üniversitemiz varsa, Safranbolu'muz varsa, işte tüm uydu yayını yapan BRTV kanalımız varsa, Karabük'ün yine markalarından biri de Medikar'dır. Yaklaşık günde 600 hastamızın 150-200 tanesi, 150-200 hastamız ve hasta yakınımız, misafirimiz çevre illerden gelmekte. Başta komşu illerimiz olmak üzere. Giresun'dan İstanbul'a, Antep'ten hatta Edirne'ye uzanan ve hekimlerimizin, çalışanlarımızın başarılarının referanslarıyla hastanemizi tercih eden, tabii ki öncelikle Karabük ve Safranbolu'nun sakinlerine hizmet veren bir kurum pozisyonundayız. Artık oldukça tecrübeli, güçlü, ayaklarının üzerine dimdik duran bir sağlık kuruluşuyuz. Tabii bu yaklaşık 2 yıl doldurduk pandemi sürecinde de. Bu süreçte de çok ciddi çalışmalara imza attık tüm ekibimizle beraber, hekimlerimizle, çalışanlarımızla beraber. Sayın Valimizin koordinasyonunda ilimiz bu noktada
hem Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hem diğer sağlık kuruluşları olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Sayın Valimizin, İl Sağlık Müdürümüzün ve başhekimlerimizin koordinasyonunda ilimiz gerçekten takdire şayan bir iki yıl geçirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Doktor İsmail Kara, bundan sonra MHRS sisteminin yanında ayaktan randevu verebileceklerini belirtti. Biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldan fazladır bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bütün sıkıntıları hep birlikte çektik. Tabii ki bu da en ön safta çalışan, savaşan arkadaşlarımız, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız. Hastanelerde öyle bir şey pandemi ki hem hastanelerimiz, hem birinci basamağımız, hem aile hekimlerimiz toplam bir savaşın içindeydik. Burada yani temizlik personelinden, veri elemanından, hemşiresinden, sağlık memurundan, 112'de çalışan ATT, paramedik şoför arkadaşlarımızdan, aile hekimlerimizden, hastanede çalışan pratisyen doktorlarımızdan, uzman doktorlarımızdan hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Bu uzun süreçte gerçekten çok yıprandırar, yoruldurar. Ama inşallah bu pandeminin biraz sonuna yaklaşıyor gibiyiz. İnşallah en kısa ben de bu pandemi atlatırız ve yine tabii ki bizim savaşımız yani devam edecek. Yine hastalara hizmet sunmaya, sağlık hizmeti sunmaya, onlara şifa vermeye devam edeceğiz inşallah. Ve bunları da işte inşallah çalışanlarımızın gönlüne göre, onların isteyerek, huzurlu bir ortamda, güvenli bir ortamda hak ettiklerini alarak vermelerini arzu ediyoruz. Bu nedenle bu tıp bayramının yine hepimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ve bizi ziyaretiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Bütün Karabük'teki sağlık çalışanlara da size teşekkür ediyorum. Şimdi pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın bir uygulaması vardı. Yani pandeminin birinci şeyi neydi? İşte maske, mesafe ve temizlik. Mesafeyi bakanlık hastanede de sağlayabilmek için MHRS ile randevu sistemiyle muayene olmasını önerdi. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Ama bunda tabii ki MHRS sayımız sınırlı olması, bir de herkesin MHRS'den randevu alma kolay olmadığı için, ulaştığında zorluklar, işte sistemi bilmedikleri için sıkıntı yaşandı. Ama pandeminin de biraz hafiflemiş olmasıyla Sağlık Bakanlığımız da yeni talimatıyla biz de artık MHRS'lerin yanında hastaneden, ayaktan da randevu verebileceğiz. Bununla ilgili hastanelerimizle gerekli yazışmaları yaptık. Onlar bu konuda çalışmalarını yapacaklar, gerekli düzenlemeni yapacaklar. Halkımız sağlık hizmetlerine biraz daha kolay ulaşır hale gelecek. Bartın'da uygulanan Çocuk Üniversitesi projesiyle 3-18 yaş arası öğrenciler üniversitenin derslik, laboratuvar ve atölyeleri başta olmak üzere birçok olanağından yararlanarak bireysel becerilerini keşfediyor. Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor. Hafta sonu ara dönem, yarı yıl ya da yaz tatillerinde servis araçlarıyla kampüse getirilen öğrenciler derslik, laboratuvar ve atölyeler başta olmak üzere üniversitenin birçok olanağından yararlanarak bireysel becerilerini keşfediyor. Bartın Üniversitesi'nin gönüllü öğretim elemanları tarafından verilen eğitimlerde farklı alanlarda zenginleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve hızlandırılmış programlar uygulanarak öğrencilere üniversite ortamını yakından görme fırsatı sunuluyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme gibi topluma hizmet olarak özetlenebilecek tüm faaliyetlerle yenilikçi, özgünlüğü ve çeşitliliği öncelediklerini söyledi. Öncelikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bilişsel, duygusal becerilerinin yanı sıra esneklik ve uyum, yenilikçilik ve çeşitli diğer 21. yüzyıl becerileri olarak özetleyeceğimiz becerilerini geliştirecek, onları destekleyecek ve her şeyden önemlisi kendilerini keşfetme yolculuklarında öğrenmeyi öğrenerek hayata daha güçlü adımlarla, daha rekabet edebilir adımlarla ve geleceğin inşasında görev alacak gençlerimizi üniversitenin tüm akademik, idari, insan kaynağı yanı sıra fiziki teknik altyapısıyla, kampüs ortamıyla, atölyeleriyle, laboratuvarlarıyla buluşturmayı ve orada kendilerini keşfetmelerini
sağlayacak bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. Biz Çocuk Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde kurmuş olduğumuz Bartın Çocuk Üniversitesi'nde çocuklarımıza eğitimin bir süreç olduğunu keşfetmek istiyoruz aslında. Sadece okul çerçevesinde kalan, dört duvar arasında kalan bir şey değil eğitim. Biraz çocuklarımızı okul dışına alarak, Bartın Üniversitesi'nde sahip olduğu imkanlardan faydalanarak onlara yaşam becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Beceri odaklı çalışıyoruz. Gündelik hayat problemlerine çözüm bulabilmeleri için onları desteklemeye çalışıyoruz. Bugün buraya bu okulu gezmeye ve bilgiler öğrenmeye geldik. Ve laboratuvarda güzel deneyler yaptık. Buraya Bartın Üniversitesi'ne geldik. Burada eğlenceli çalışmalar yaptık. Safranbolu'da Hızar mevkiinde tekrar meydana gelen heyelandan dolayı isale hattında günler sonra yeniden arıza oluştu. Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Tokatlı Köyü ve Esentepe Mahallesi'nin üst kesimlerinde içme suyunu keserek başlattığı çalışmasını sürdürüyor. Arıza borumuz bu. Bunun sağını ve solunu iyice açacağız. Tamiratını yapacağız. Güzelce bir drenaj yapacağız. Yani buradan yukarıdan yeraltı suyu geliyor. Bu da heyelana sebep oluyor. Drenajlamasını yapacağız. Bunun güzelce sağlamca da dolgusunu yapacağız. İnşallah bir daha patlamaz. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde apartmanda yaşayan Tolga Ağa'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Tolga Ağa'yı başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Tolga Ağa'nın cesedi incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 30 oldu. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yenice Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 30'a çıktığı belirtildi. Açıklamada afetzedelere yönelik her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi. AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay 6 evin daha boşaltıldığını söyledi. Köyde her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Erbay, daha önce kademeli bir şekilde heyelan bölgesinden 24 ev boşaltılmıştı. Şimdi de 6 ev. Afetzedelere her türlü destek veriliyor dedi. Dünden beri burada bir çökmeler oluşuyordu yukarıdaki şeyden dolayı, suyun gelmesinden dolayı. Daha sonra 3 gün içinde, dün geldiğimizde bu kadar yoktu. Dün öğleden sonraki 1 saat 2 saat içinde burası bu hale geldi. Şu andaki 2 tane 4 tane daire orada, 5, 6, 7 tane dairemiz kullanılamaz hale geldi. Ve yetkililer bize burayı boşaltmamızı söyledi ve burayı boşalttık. Şimdiki yapabileceğimiz bunlar. Bir taşınıyoruz. Kendi imkanlarımızla şimdilik bulduğumuz bir yerlere, akraba yerlerine yerleşiyoruz. Gerçekten durum görmeyen, yaşamayan bilemez. Ama durum sandığın kadar öyle basit bir şey değil. İçler açıcı bir durum var. Köyümüzün hatta yarısından öbür tarafı tamamen boşaltılmıştı. Burasını biz bu şekilde bir şey olacağını düşünmüyorduk ama burası da maalesef oldu. Yani öbür taraftaki 21 hanemiz de boşaltılmıştı. Yani köyümüzün durumu şu anda hiç de iyi bir durumda değil. Erfeyli Mahallesi'nde 20 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 24 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Aşağıdaki bu düzde o 5-6 tane hane var orada. O haneler boşaltıldı dün öğleden sonra. Bayağı bir baskı yaptı. Evler de zarar gördü orada. Burada okulumuz vardı. Okulumuz da mesela şimdi bu hal aldı.
Okulumuzda daha önce hafif bir çatlaklıklar vardı ama bu şekil değildi. Şimdi şu anda kullanılmaz, içine girilemez halde. Yolun iki tarafı da şu anda kesildi yani. Şu anda kesik. Yolumuz ulaşımı, öbür taraftaki evler var orada, o aşağı yukarı 10-15 tane hane var. Onlara şu anda ulaşım yok buradan. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kapsamlı restorasyon ve renovasyon çalışmaları tamamlanan Kızlar Manastırı, kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde renovasyonu geçen Eylül ayında tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, hem sahip olduğu tarihi kültürel değerleriyle hem de performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Her dönem yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastır, turizme kazandırıldığı günden itibaren yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına da canlılık kattı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 14. yüzyıldan kalma tarihi bir mekan olduğunu belirtti. Kızlar Manastırı malumunuz 14. yüzyıldan kalma tarihi bir mekan. Manastır olarak inşa edilmiş ve içerisinde özellikle kadınlara dönük üretim imkanlarının da olduğu ve eğitim programlarının da yapıldığı, böyle eğitim alanlarının da olduğu çok özel bir destinasyon, çok özel bir mekan. Uzun yıllar başka maksatlarla kullanıldı. Ancak daha sonra Büyükşehir Belediye'miz ve Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından buranın restorasyonunu gerçekleştirdik ve geçen yıl Eylül ayından itibaren de burayı vatandaşlarımızın, yerli yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Tabii orası yeni bir kültür sanat etkinlik destinasyonu bizim için. Önemli bir eksikliği giderdi. Tarihi bir mekan olması hasebiyle de bu kültürel sanatsal faaliyetlere ayrı bir duygu katıyor. Oraya gelen insanlar için çok daha etkileyici, enstantaneleri anlar orada yaşatıyor. O bakımdan şehrimizin kültür sanat hayatına ayrı bir renk kattı, ayrı bir güzellik kattı. TÜRSAP Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcu da bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekti. Kızlar Manastırı'nın açılmasıyla birlikte elimizdeki ziyaret edilebilir yer sayısı arttı. Netice itibariyle restorasyon tamamlandı. Bunda emeği geçen Kültür Turizm Bakanlığı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Kültür Turizm Müdürlüğümüze, destek veren bütün kurum, kuruluşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Kastamonu'nun Küre ilçesindeki araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya başlandı. Küre'de 11 Mart Cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreyi aştı. Kar altında kalan birçok araç 4 gün sonra sahipleri tarafından temizlenerek bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar küreklerle, bazıları da elleriyle araçlarını kardan temizlemeye çalışıyor. Belediye ekipleri de yollarda yoğun çalışma yaparken sahipleri tarafından üzeri temizlenmeyen ara sokaklardaki bazı araçlar ise kar altında bekliyor. Mart ayının ortasında şu anda hani çok yoğun bir kar yaşadık. Yani uğraşıyoruz. Oğlum ne yok? Yaklaşık burada 30 yıllık kahvecilik yapıyorum. 92'den beri en son çok yağan kar gördük. İşte arabamızı da gördüğünüz gibi karın altında 1,5 metre kar yağdı. İşte arabayı da yeni temizlemeye başladık işte ancak bulduk arabamızı. 1 Mart tarihi itibarıyla sınır kapılarında PCR testi zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Sarp sınır kapısını kullanarak geçiş yapanların sayısı artmaya başladı. Gürcistan'a geçişlerde COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan PCR testi zorunluluğu 1 Mart itibarıyla kalktı. 2 doz aşısı olan geçiş yapabileceğini duyan vatandaşlar sınır kapısına akın etti. Özellikle yaya geçişlerinde artışlar başlarken Artvin'in sınır ilçesinde ise esnaf bu durumdan oldukça mutlu. Özellikle Gürcistan'dan günübirlik alışveriş yapmaya gelenlerin sayısının arttığı ifade edildi.
Karabük'te çobanlık yapan Mustafa Çelik, Dağza Karaltı'nda doğan kuzuları üşümemeleri için azık çantasında taşıyor. Kapıoğlu Mahallesi Küpler mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik yaklaşık 200 koyununu her gün bölgedeki kırsal alana otlatmaya götürüyor. Çelik her yaşıra şartların zorlaştığı bölgede dünyaya gelen kuzuları hayata tutmak için ayrı bir çaba sarf ediyor. Bugün de hayvanlarıyla kırsal alana çıkan Çelik bir koyununun doğum yaptığını fark etti. Çelik yeni doğan ve ayaksa güçlükle duran kuzuyu -10 dereceyi bulan soğuktan korumak için yanındaki azık çantasını kullandı. Kuzuyu azık çantasında taşıyan ve yanından bir an olsun ayırmayan Çelik, yavrunun anne sütüyle beslenmesine de yardımcı olacak. Vallahi sabahleyin çıkartmıştım. Koyunda herhangi bir sancılanma bir şey yoktu. Otlamaya çıkartmıştım. Bir de baktım koyun sancılanmaya başladı. Sürüden geri kalmaya başladı. Baktım yine doğum var. Doğumunu yaptı, annesi yaladı. İşte biraz diğer koyunları oyaladım. Ve üşümesin diye de böyle elimde, kucağımda, çantamda, yanımda taşıyorum akşama kadar. İlk kuzudan, anaca geçen kuzularda doğumlar zor oluyor. Yoksa diğerlerinde kendileri zaten doğum yapıyorlar. Bunun doğduktan 6 saat içinde anne sütünü alması gerekiyor. Ben bunu evde bırakmış olsam, annesini bırakamıyorum zaten. Anne sütünü almadığı için bu hayvanın yaşama şansı olmuyor. Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar çoğu zaman limana boş ağlarla dönüyor. Özellikle kıyı balıkçılığı yapanların verimsiz bir dönem geçirdiği avlanma sezonunda umduğunu bulamayan balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle de denize yeterli sıklıkta açılamadı. Balıkçı barınağında mesailerini ağ onararak sürdüren balıkçılar sezonun son haftalarının bereketli geçmesini umut ediyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan bu sezonun kendileri için hayal kırıklığı şeklinde geçtiğini söyledi. 2021-2022 sezonu balıkçılık açısından, kıyı balıkçılık açısından çok kötü geçti. Endüstriyel balıkçılık açısından fena değil fakat çoğunluk bölgemizde kıyı balıkçılığı çok olduğu için balığın olmaması küçük ölçekli balıkçıları bayağı etkiledi. Halkın tüketim şeyi azaldı. Balık yeme alışkanlığı kalmadı. Hamsicilik iyi olmadı. Halkın balığı olan hamsi balığı yok. Önemli olan halkın balığının olması yani burada. Diğer balıklar da pahalı olduğu için halkımız her balığa şey yapamıyor. Bunun yanında Batı Karadeniz'de denizlerin soğuması, balığın deniz sulara çekilmesi kıyı balıkçılığını haydi engelledi. Umudumuz önümüzdeki sezon bu senenin bol karlı bereketli olması. BRT ve ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.